TRT'nin reyting rekorları kıran dizilerindeki sahneler izleyicileri etkiliyor. Zira Osmanlı İmparatorluğu'nun anlatıldığı Diriliş Ertuğrul ve diğer dizilerdeki etkileyici at sahneleri insanları binicilik sporuna yönlendirdi. At çiftlikleri bu merakı taşıyanlar da dolup taşıyor efendim. Allah'a, sancağa, pusata yemin olsun. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutül Amare ve Payitaht Abdülhamit. TRT'nin reyting rekorları kıran dizileri farklı ilgi alanları da oluşturdu. Son dönemlerdeki o tarihi dizilerdeki at sahneleri insanları binicilere karşı etkiledi. Biz de her ne kadar Ertuğrul Gazi olamasak da bu biniciliği deneyimledik. İşte bu beyaz kravatlar gözüken zaman işte Ertuğrul'un atı mı bu? İşte Ertuğrul'un atına bineceğim, ben de aynısını yapacağım. Tabii böyle şeyler araştırıyoruz. Eskisi var böyle şeylerde. Bu merak ve ilgi at çiftliklerindeki yoğunluğu artırdı. Dizilerdeki karakterler binicileri de etkiledi. Diziler beni çok etkiledi. Özellikle tarihi dizilerdeki bu atların koşma anları. Çok güzel göründüklerini düşünüyorum. Özellikle Halime Ana ve Halime Sultan'ın da bayan olarak bu sporla ilgilenmeleri hoşuma gitti. Şimdi ata biniyor adam. Ben de binmek istiyordum. Normalde istiyordum onu da. O yüzden hem buraya geldim hem de öğrendim. Binicilik sporu sağlık için de tavsiye ediliyor. Sim sistemimizde, kas sistemimizde veya işte bir etki yapıyor. Güçlendirme mesela yapıyor. Çünkü otistik çocuklarda mesela kullanıyoruz. Engelli çocuklarımızda kullanıyoruz veya kısmi felç geçiren, sonradan felç geçirmiş insanlarda mesela kullanıyoruz. Eğitimlere ve kısa turlara her yaştan insanlar katılabiliyor. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler at üzerinde gezinti keyfini doyasıya yaşıyor.